Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kırkoca TV'ye hoş geldiniz. Bir aydır video atmıyoruz ve bu bir ayın içerisinde neler oldu neler? Neler oldu? 1000 barajını geçtik sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Dakika kotamızı doldurduk. Çok sağ olun ya, sayenizde. Yani resmi olarak artık YouTuber'ız. Evet. YouTube bizi kale alıyor artık. Tabii bu bir aydır video atmamamızdaki ana sebep Yasin değil. Yasin şımarıklığı falan. Yasin şımardı bu arada falan. Tabii ki bunlar değil. Karıkoca TV'ye bir bebek geliyor. Eşim hamile. Bu süreçte video atmama kararı aldık. Benim için çünkü çok zorlu bir süreç oluyor. Hatta olmaya da devam ediyor. O yüzden bir süre ara vermiştim. Bakalım bundan sonrasına bakacağız. Bu süreçte bir ayda boş durmadık. Bir tane bomba gibi bir video çektik. Hamile haberi nasıl veririz dedik. Düşündük, bir video hazırladık. Bakalım. Hem şakalı hem kışkırtmalı güzel bir video oldu. İzleyelim görelim. İzleyelim bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, Karıkoca TV'ye hoş geldiniz. Karıkoca evet, arasında evet. Köşesindeyiz bugün. Annelerimiz var. Bugün bir yarışma yapalım dedik. Yarışma formatını hani internette falan görmüşsünüzdür veya bazı televizyon programlarında görüyorsunuz. Benle ilgili soruyu ben hem anneme hem de eşime soracağım. Bir yıllık eşim mi beni daha iyi tanıyor yoksa 35 yıllık annem mi beni daha iyi tanıyor? Tabii aynı format bu sefer Emine için de olacak. Emine soru soracak. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada annelerimizi de tanıtalım. Ayşe Bey, 53 yaşındayım. Ev hanımıyım. Antalya'da yaşıyorum. Ben Esma, Emine'nin annesiyim. 59 yaşındayım. Isparta'da yaşıyoruz. Emekli öğretmenim. Matematik. Hani kaç yıldır emeklisin? 2002. İyi bakalım, başlayalım mı? Tamam. Ben sorayım soruyor. Annemle sen cevap ver. Birinci sorumu soruyorum. Benim en sevdiğim yemek. Benden telefonu yazayım o zaman şu. Sonra bak annesini tuttu, yok karısını tuttu demesinler. Ben şöyle cevabı şöyle yaklaştırayım, göstereyim. Şöyle gözüküyordur muhtemelen. Yazdın mı anne? Yazdım. Emre sen yazdın mı? Yazdım ben de. Tamam, çevirin. Pilav yazdım. Vaaay! İkisine de birer puan. Süslemişim. Sen ne yazmıştın? Ben de pilav yazdım. En çok yapmayı sevdiğim şey. Ben şöyle cevabı göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Çevirin. Emine yüzme dedi. Annem futbol izlemek dedi. Evet, anneminki de doğru ama cevap denize senin gitmek. Peki mi? Evet. Ama demiş akşama ama kadar şey seyrediyorsun. Benim de bu geldiydi aklıma. Ama ben şimdi öncelik gündüz denize gidiyorum. Akşam böyle maçı izliyorum. 2-1 oldu. En sevdiğim tatlı. Gözüküyor mu acaba? Tütlü tatlı mı şey mi? Her türlü tatlı olabilir. Kopya vereyim mi sana? Hani bir yere gidiyoruz biz Antalya'da. Hadi kopya ver. Tamam çevirin. Tamam. Künefe künefe doğru. Evet. 3-3 yaptın aşkım. Bravo yani, ne diyeyim yani. Demek ki beni tanımışsın. Benim en sevdiğim yemek. Anne bileyim, her şeyi seviyorum. Şimdi bir hangisini seçeyim? Ben de ne desem bak, ben de hakikaten her şeyi seviyor. Evet. Peki genel adını yazsak olur mu? Yemek mi yazacaksın? Hayır. Yani örnek veriyorum, bilmem ne çorbası yerine çorba. Olmaz öyle şey. Hayır. Olmaz. Düşünün, ben göstereyim. Derim ki bu. Ama her şeyi seviyorum. Şimdi hangisini seçeyim ben? Sana çok istiyorum bunu. Ben bunu diyeceğim. İyi hadi gösterin bakalım. Sen ne yazdın? Ben de etli pilav yazdım. Tanrı çökmesin. Ben kereviz yazdım. Evet. Yemez. Evet. İstiyor. Kaç tane bir kereviz istiyor? Ya olabilir de yani. Ya o çok sevdiğim yani, anlamına gelmez yani. Tadına bakacaktır. Merak ediyordur. Yani kereviz o kadar çok yiyemem yani. Şu sıralar kereviz. Annem bile kereviz yapmadı mı ya? Ben ondan yemedim onu. Etli pilavdır. Makarna. Makarnayı da severdi. Tarhana çorbasını da severdi. Tabii tarhana çorbasını da ben çok severim de. Makarna kerevizle mı alaka yalnız onu anlamadım. Kerevizle alaka ne bileyim aşkım yani. Şu sorular posu kereviz deyip duruyor. Uydurma. İnsan tarhana çorbası yazar. Hemen arkasında. Ha önceden o yazsın. Şey torpil yok. Tatlı olsun o zaman, tatlı. Bakalım geçen tatlıcıya gittik. Evet. Ben bunu istedim. Ben bu diyorum. Abi ay çok sevdiğim. Can iki dün kereviz izlemişim. Kereviz yazdım. Öyle şey mi olur ya, saçma sapan. E tamam hayır, bunu seviyorsun ya. Ben en çok ne tatlı seviyorum? En çok ne yiyorum yani? Tamam bunu dek getirince. Hatta şimdi yolda gelirken aldık. Bunu seviyorum demek ki. Yani. Benim yaptığım değil değil mi? Yok annesinin yaptığım değil. Bana özellikle Karaköy Güllüoğlu'na gittik. Benden özellikle bunu istedi. İyi hadi bakalım çeviriyoruz. Çevir Allah aşkına çevir ya. Baklava istedim benden. Ekler yazmıştım ben. Ben baklavayı 40'ta 1 yerim. Nasıl 40'ta 1 yersin ya? Şimdi geçen yolda ekler de diyecekti. Gelirken yolda baklava istedim benden. İstemedim ben onu, kendime istemedim. Öyle alalım yenir dedim yani. Yolda gelirken istiyor, ondan sonra
Ya görüyorsun seyirciler, ben ne yapayım yani. Gebana gittik geçen Karaköy Güllüoğlu'nda ya istedi. Ya bir git Allah aşkına. Tamam tamam. Ama kendi işte, suç bastırma. Oraya gidince yani o var diye istedim. Evet, Karaköy Güllüoğlu'nda ekler mi vardı, biz yemedik. Aynen, sen de hemen kızını kayırıyorsun ha. Evet. Yani. Doğru bildi o ama. O doğru bildi. Neyse tamam. Üçüncü soru. En sevdiğim aktrice. Sen değil mi? Sen durmadan ruh halin değiştiği için. Ben yazdım. Bisiklete evet bak, bunu da severim ben. Çok bisiklete biniyorum. Aldığımızdan beri bindin. Binmedik mi? Ha, 50 kere bindin. Öyle. Ama şey ya, ev indir çıkar zor sizin. Aşağı kilitledik aşağı. Aşağı koyduk. Öyle mi? Oradan biz binebilirsiniz. Aşağı koyduk, evet. Bilmiyorum, ben bunu aklıma geldi. Bilirim. Tamam. Kendinize de binmek. Ben sinemaya gitmek. Sen de ben el işi dedim. Ay hem ne el işi falan sevmiyorsun sen. El işi, sen bir elinle bir şeyler yapmayı falan seviyorsun ya o. Ha yani tamam. Yoksa yoksa toz almayı falan sevmiyoruz zaten. El işi diyorum, ev işi demiyorum. Ay. Neyse bir şey diyeyim. Ya insan hiç mi bilmez, hiç mi bakmaz, hiç mi yani ne demem lazım bilmiyorum. Yazım bir iş benim sana. Gıcık ya. Bir şey yok. Yani sen şimdi sinemaya posta gitmiyor muyuz? Daha gelirken dün şeye bakalım demedin mi? O Dumbo mudur, Mumbo mudur, bir Cumbo olabilir, mudur? Olabilir, o bu. Yok ona gidelim, yok buna gidelim. Yani. Bak bunların hepsi bizim son zamanlarda istediğimiz tamam. Şeyler yani. Tamam. Ben ama hepsini diyorum, o zerre bir şey bildiği yok ya, hiç haberi yok. Ne haberi yok? Bunları yani. İstiyorsun işte, posta istiyorsun. Paso falan istemiyor, kereviz falan. Ha bak annem de bilemedi. Esma annem de bilemedi. Olabilir sen. Yani Allah Allah. O bir tane. Ay, ben de hiç bilemedim. Arkamda yani burada, ha burada senin suçun. Benim suçum değil ki. Zıt bir tane şeyi değiştiriyorsun arkadaş. Ne ilgisi var ya? Ne nasıl ilgisi ne ilgisi var? Allah Allah. Sinir oldum ya. Neyse değiştirmeyin. Yani. Hayret bir şey ya. Sen de hayret bir şey ya. Allah ya, aşkına. Ya, evet tamam. Soruyu değiştirmeyin zaten. Ne tamam. Aşkım neden gülüyor şu an? Tamam hadi bir tane joker soru sor. Şurada bir yere yazayım bari hadi. Belki onu bilirim. Ha tamam sorayım. Bunu da benim burcum ne Yasin? Oha. Ben biliyorum kızımın burcunu. Kopya versene. Ben hayır. Benim burcumdan sonraki. Hayır. Senin burcunu bilmek mi ben? Benimki terazi. Benden sonraki. Şey evet. Mi? Evet evet. Hayır. Yazmama gerek yok. Anne sen yazacak mı? Annemin yazması da gerek yok. Biz senden bekliyoruz. İkizler mi? Değil. Korkulu bir hayvan. Boğa. Hayır. Ahşap evlerde olur dedin ya dün. Taşlık yerlerde olur. Akrep. Evet. Yengeç. Akrep. Yengeç mi? Akrep. Akrep burcu. Sağ ol Allah razı olsun. Ya ben bir şey demek istemiyorum sana ya. Vallahi çok sinir oldum. Ya ne yapayım, ben de burçları takip etmiyorum ki. Şu an ben sinir oldum. Ben hiçbir zaman sevgiliyken bile şey yapmadık ki. Olabilir. Ben öyle şey mi olur ya? Yani ben dur. Onun en sevdiği burcun özelliklerine demiş diye bakmadım ki. Hiç öyle bir şey mi olmadı? Bakmana da gerek yok yani. Özellikle çok uyumlusunuz falan. Hiç bakmadın mı? Yuh. Sen bakıyor. Elini ayağını sert çek. Ay anne kızıyorum tabii ki. Kızmayayım mı yani? Kızmayayım mı? Eften püften. Ay hiçbir şey bilmiyor. Ya hiç Allah aşkına ya. Her şeyi bilmek zorunda değil evet, mi? Evet bilmek zorundasın. Emre yapma tamam. Bak burcunu unutmayacaksın. Bak ben burada senin şeyliyim. Annem de bilemedi, ben de bilemedim. Ha ben miyim sıkıntı problem? Tabii sensiz durmadan değiştiriyorsun işte. Yok bugün bunu seviyorsun, yok şunu seviyorsun. Bana kaçlı baklava isteyip duruyorsun. Ben de baklava yazdım yani mesela en basitinden. Ne zamandır işte kereviz... Annem Antalya'dan kereviz getirdi ya. Niye getirdi? Demek ki seviyorsun da getirdi. Ay hiç alakası yok. Ya ne bileyim ben, sen onu spaso istediğin için Allah Allah. Bir şey olarak düşüneceksin şimdi. Genelde her gün ne yiyorsunuz veya ne çok yapıyor seviyorsun onu söyleyeceğim. Evet hiç düşünmüyor yani. Ne yazdın cevap sen? Makarna. Her gün makarna, o tembelliğin de. Sen de tembel be. Sen kendine bak. Ya bir şişko. Ya bir yürü git doğru konuş. Sen sana o pisliğin. Doğru konuş. Sen düzgün konuş. Bana bak şunu kapatın. Sevmiyorum o bağırış evet. Duyunuzu. Hiç çok evet, şey gelsin. Evet. Ne kadar özensin, ne kadar ilgisiz bir insansın. Ya Emine. Ne yalan mı? Baban yalnız kaldı içeride diyorum. Allah Allah. Baban içeride yalnız kaldı. Yürü falan. Hani anne ne yalan Emine ne yani. Şimdi doğru bir şey söylüyorum şurada ben. Bunlar yalan bir şeyler ya. Ben çok haklıyım. Böyle şey olmaz. Ya tamam, sen ne sen ben bilmeseydim hadi ben bilmeseydim ne olacaktı? Ya, ne yapayım ben bak ben çok doğru düzgün her şeyim belli. Sen ipucu da vermedin. Ben... Bana hiç yardımcı olmuyorsun ki. Allah Allah. Ben niyeyim suçlu? Ay Allah Allah ya. Ay ben hastayım. Annen hasta şimdi bırak kapatın şunu hadi. Kapatın. Tamam Yasin git ya. Nereye? Vallahi git hadi. Siz soruları önce hazırlayıp bize verecektiniz. Biz kendi kararımızı çalışacaktık. Halledecektik. Hayır yine annem bildi. Yok bir daha bunu ben ne bir yere gidelim. O zaman bu soru yeniden başta bir daha yeniden deneyelim. Bunu senin mi? Yeniden başta bir daha yeniden deneyelim. Üstüne gelin diyor acaba. Niye acaba? Niye? Yani niye senin üstüne gelin diyorlar? Ay Yasin lütfen ya.
Ben bir şey yapmıyorum. Tamam. Hadi, hadi. Anne dur şunun sonunu bitirin. Bir otur iki dakika ya. Bağırıştınız, çağırıştınız. Üzdünüz anneni. Senin yüzünden git, özür dile çağır. Ya niye çağırayım? Allah Allah. Ben gel çağırmış da anne gel otur dedim. Sonunu bitirelim dedim. Özür dile çağır. Anne hadi gel. Al gel. Bu bağırışmaları koymayacaksanız öyle. Tamam, bağırışmaları koymayı seç. Bitir. Hadi yap. Neyi bitirin? Ne yapayım? Güzelce güler yüzle döndük bak. Ay Emine lütfen bak, çok çirkin bir şey oluyor. Böyle gibi güzel ol. Güzel oldurmuyor anne. Güzel olduyor da güzel oldurmuyor arkadaş. Oluyor. Tamam hadi. Hadi bağla. Sen yap. Hadi sen yap. Sen yap. Ya işte bağla işte. Nasıl ne diyeyim ben yani? Allah Allah. Ne diyeceğim? Yasin hiçbir şey bilemiyor. Yasin bir şeyden haberi yok. Acaba evde bak, ben dışında bak kimle yaşıyor? Tanımıyoruz yani. Ay anne, iki şeyden insanlar birbirini tanır mı? Yok yemeği bilmiş de, yok bilememiş de, yok şuymuş. Ama da. Ama anne da, her akşam yemek yapılıyor. Nasıl yapılıyor, yani bilmez yapılıyor. Yapılıyor. Allah ne verdiyse oturur, yenir, biter gider. Ama bak annem üzüyorsun. Ya ben üzmüyorum. Ben bir şey demedim. Aa, ki. İlgisiz olduğun için. Ya, bak, bunlar hep senin ilgisizliğin yüzünden. Bak ben sen sorulma bir cevap bile, anne bilemeyince ben gittim anneme kızdım mı? Sen kızıyorsun her şeye. Ben tabii ki sana kızarım. Yani. Sen ilgili olman lazım. Siz beni niye çağırdınız buraya ya? Valla yani şimdi tansiyonu çıkarttırma hadi. Bir şey varmış. Ben zaten hastayım. Bunun nereye iyisini yayınlayacaksınız ki? Burada hiçbir şey sonuca varmadı. Hem bence güzel olmadı. Ben rezil olduğum bakalım. Ay, yeniden bir daha soramıyor. Yeniden bir başka soru sor. Bu üç değil de başka soru sorun. Bunu tamamen silmeyeceğim ben. Isparta'ya gideceğim. Bak annem gidiyor senin yüzünden. Bahane üretmiyor. Emine beni gidiyorum kızım salı günü. Demek ki sen ne yaptın ki? Kadına iki güne gidiyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Yaptıysan sen yapmadın. Tamam bak, hiçbir şey yapmadın. Hiç zemmet ettin mi anneme? Etmedin. Bana bak. Allah Allah, Allah ya. Lan. Bana bak. Dur. Hayret bir şey ya. Ne? Sen annene hemen geldin gidiyor. Salı günü gidiyor. Ya işte neden gidiyor acaba? Valla bak yollarım seni. Bak annemler burada değil. Yok evet, bence de bitti, kapandı bence de. Ne demek kapandı? Yo, ne demek oldu ya, çok belli ya, yani. Yasin, İki şey bildi, hiç ya, haberi bu yokmuş. Ya hadi git. Neyse tamam Yasin. Hadi git. Hadi git. Git, 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 gözüm görmesin, ben seni görmek istemiyorum. Ya. Gideceğim, tamamen gideceğim. Olacağı o yani. Çünkü yorurken gidin, alın gelin. Göbeğe bak. Sıcak olacak. Yalan mı? Allah. Yalan mı? Bana diyene bak ya. Düğünden sonra 15 kiloyu babam mı aldı? Ben 15 kilo almadım. 10 kilo ben 10 aldım. Kilo aldım. Az 15 mı? 15 değil. Az mı? 10 kilo mu? Zaten ya bari bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle anlaşamayacaksak olmaz yani. Okay. Annemler de burada. Olmaz. Tamam tamam, ben de problem. Ben her seferinde tamam, seni tartışacağım, kavga evet, edeceğim. Evet bence ya. De hadi görüşürüz. Çok da anlaşabildiğimi söylenemez yarın yani. Yarın gün olan çocuğu alacak. Ya bir git ya. Hiçbir şey olmayacak. Tamam olmayacak işte, tamam bitti. Ne? Öyle mi? Çocuğu diyor. Ya işte olacak olan çocuğu. Var mı bir şey yoksa? Varsa da artık yok. Ha? Bunlar bize var ya, hamile büyük ihtimalle söyleyecekleri söyleyemiyorlar bunlar. Bunlar derde oluyor. Sen niye gülüyorsun acaba? Evet. Niye gülüyorsun? Bunlar da Emine hamile yakalamış. Sen niye gülüyorsun? Ya tamam. Evet şey Emine, söyle şunu. Sen ne pislik bir insansın ya. Bak şimdi niye sen söyledin? Niye bok ediyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hadi baba, demek sen anneanne, ben babaanne oluyorum, anlaşıldı. Pislik ya. Ver peçete geri. Hayır, Merve dedin ne çocuğu diye. Ver peçete mi geri? Git ya, valla git, sen şuralara git, pislik. Öyle mi olur, bir tane küpatik getirsiniz, şuraya koyarsınız. Biz anlarız. Bağırışmazsınız, biz biliriz ya. Hayır ya, bir de kendi çocuğu da kalbim üzdü şimdi. Ben üzmedim, o üzdü. Hepsini o yaptı. Ya. Tam güzel. Geliyordum. Ne geliyor? 2 saattir bağlayamadın. Organizemiz. Yani Allah Allah. Ne organizasyon? 2 saattir kavga ettiğimize inandınız. İnanmadık. Neye inanmadınız? Kavga ettiğimize inanmadınız. Siz lafına mı gittiniz şimdi? Evet, Allah var. Ben üzüldüm yani. Bunlar böyle mi yapıyor ki dedim. Ha, sen kavga ettiğimize inandın mı, inanmadın evet, mı? Evet, tartıştınız bile, inandım. Bana bak şimdi, siz doktordan mı geliyorsunuz? Ne doktordan falan geldiğimiz yok ya. Gittik taplattık geldik işte. E ne kadar? Dedik ki bir şaka yapalım. Kamera şakası olsun dedik. Evet. Ne kadar? 2 aylık olacak. Neyse hadi hamile şakası ya, da. Ya o canı istemem. Hamile şakası da burada bitsin. Ama tamam. Hayır hayır. Bırak bırak, tamam, uzatmıyorum. Hamile şakasını da uzatmıyorum. Tamam iyiyim, neyse. Ha, o da mı şaka? Tabii şaka. Ha, bak buna da inanmadın değil mi? Bu da öyleyse buna da inanmadın. Yok neymiş de, görmüş de, tanımış da. Ondan sonra. Allah Allah. Doğru söyleyeyim, ben de kalacak işim var hadi. İki tane kamera şakası birden yaptık, gördünüz. Hem hamile şakası hem kavga şakası, ikisini birden yediler. Ama asıl sürpriz şimdi geliyor, hamile olduğunu yeni öğreniyorlar şu anda. Mı acaba? Hamile mi değil mi acaba? Anne sen anlamış mıydın ya? Sadece hamile mi değil mi? Ya acaba diye içimden geçen bir tane hamile mi değil mi? Yüzünden belli olacak canım, Allah Allah, ne bileyim.
Anne sen söyle. Söylediniz işte. Tamam. Sorunuz olacak, tepkiniz bu mu? Ama var ya, zaten ben çok hastalı, iyice hasta gibi oldum burada. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bu mudur yani? Torununuz oluyor, tepkiniz bu mu? Ama ne yapayım? Demek ki aşkım bunlar çocuk istedi diyor. Aynen biz gibi. İyi, Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı senin yapacağını Allah nasip etsin. Allah. Analı babalı bir ama var ya, bağırışıp da çocuğu da korkuyorlar. İyi de ama bu kadar da böyle olmaz anneciğim. Ya tamam da sizi kavga ettiğimize inandıracak. Hatta işe ayrılmaya getirecektik, getiremedi. Annelerimizi böyle gördüğünüz gibi kışkırtma videosu diyorlar buna daha çok. Hem kışkırttık hem de kamera şakası yaptık. Ay yok yok. Ay onu tatlıya bağladık. Ne tatlı işte, tatlıya bağladık. Sonra tatlı bitti işte. Çocuk geliyor. Daha güzel tatlı haber mi var? Allah Allah. Sizinki de çok tuhaf oldu. Soru işaretleri kaldı kafamda. Bir tane böyle yapayım. Var ya bak, hap filan attım ben ya. Ya ben hastalandım böyle. Hadi anaların kıymeti nasıl anlanıyor? Hani görüşürüz artık, bilmiyorum ben. Gerçek o zaman ne sonuç? Aynen, gerçek mi değil mi diye soruyor Merve. Böyle bir şey yapmayacak. Evet. Sağ olasın. Bakalım. Hayırlı olsun. Hadi. Baba içeri duydun mu muhabbeti? Ne bileyim, gürültüden bir şey anlaşılmıyor ki. Bir ikinizin sesi ne diyoruz anlamadım ki. Yani ne bileyim, dördüncü torun geliyor falan diye bir şeyler demediler mi? Ya, duymadım hiçbir şey. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Uzun olmasın. Tebrik ederim. O zaman videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu video çok izlenir.